Sabit sıcaklık ve basınçta 50'şer litre X2 ve Y2 gazları tam verimli tepkimeye girerek X2Y5 gazını oluşturmaktadır. Tepkime sonunda kaptaki gazların toplam hacmi kaç litre olur? X2 ve Y2 gazları tam verimli tepkimeye girip X2Y5 gazı oluşturuyor. Denkleştirilirse 5 2 2 şeklinde. Başlangıçta x2 50 litre y2 de 50 litre 5 kas sayısında 50 litre tepkime girerse 2 kas sayısında 20 tepkime girer 2 kas sayısında 20 oluşur son durumda y2 tükenir 30 litre x2'den artar 20 litre x2 y5 oluşur son durumda 30 20 daha 50 litredir doğru cevap C seçeneği olur. Yukarıdaki zincirleme reaksiyonlar ile ilgili bilgiler şöyledir. Buna göre tepkimeler sonucu oluşan hidrojen gazının normal koşullardaki hacmi kaç litredir? Birinci tepkimede kütlece %80 saflıktaki 50 gram kalsiyum karbonat katısı tam verimle ayrışıyor. 50 gramın %80'i saf yani %80'i tepkimeye girecek. O halde sadeleştirilir 5 çarpı 8'den 40 gram kalsiyum karbonat tepkime girecek. Bunun da mol sayısı bulunursa kalsiyum karbonatın molekül ağırlığı 100'dür. 40 bölü 100'den 0,4 mol kalsiyum karbonat gelir. Yani şurası M bölü MA'dır. M bölü MA. Kalsiyum karbonatın MA'sı da 100'dür. Burada 0,4 mol kalsiyum karbonat var. Bir de 0,4 tepkimeye girerse bir de 0,4 mol karbondioksit oluşur. Karbondioksitten 0,4 mol var. H2O'dan da 1 mol var. %25 verimle gerçekleşen tepkimede ilk önce %100 gerçekleştiğinde kim tükenecek ona göre işlem yapılır. Yani sınırlayıcı maddeye göre. Bir de 0,4 girerse bir de 0,4 girer. Karbondioksit tükenir. Yani burada sınırlayıcı madde 0,4'tür. O halde karbondiokside göre işlem yapılır. %100'ü 0.4 mol ise bu %5 verimle gerçekleşecek. O halde %25'i nedir? Buradan 25 çarpı 0.4 bölü 100 ve buradan 0.1 mol gelir. Yani %25'i karbondioksidin 0.1 moldür. Bir de 0.1 tepkimeye girerse bir kat sayısında 0.1 mol hidrojen gazı oluşur. 1 mol gaz normal koşullarda 22,4 litre hacim kaplarsa 0,1 mol gaz ne kadar hacim kaplar? Buradan 2,24 litre gelir. Doğru cevap B seçeneği olur. Periyodik sistemin 3. periyot 2A grubu elementi olan X yukarıdaki tepkimelerden hangilerini gerçekleştirilebilir? X 3. periyot 2A yani 2, 8, 2. Atom numarası 2, 8, 10, 2 daha 12 olan magnezyum elementidir. Magnezyum asit ile tepkime verip magnezyum klorür ve hidrojen gazı açığa çıkarır. Birinci ifade doğrudur. Magnezyum bazlarla tepkime vermez. Bazlarla tepkime veren metaller amfoter metaldir. İkinci ifade yanlıştır. 3. Magnezyum oksijen ile yandığında magnezyum oksit bileşiği oluşur. Doğrudur. Doğru cevap 1 ve 3 D seçeneğidir. Periyodik sistemde yerlere belirtilen elementler ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? 1. X eksi ve Y'den bir elektron koparmak için gereken enerjiler birbirine eşittir. X eksi X'in atom numarası 1'dir. Y'nin atom numarası 2'dir. Elektron sayıları 2, 2'dir. X de 1 proton iki elektronu çekiyor. Y iki proton iki elektronu çekiyor. Y'de birim elektron başına düşen çekim gücü daha fazla olduğu için Y'den elektron koparmak X'e göre daha zordur. Birinci ifade yanlıştır. 2. Q, L ve T'nin birinci iyonlaşma enerjileri arasındaki ilişki T büyük Q büyük L şeklindedir. T elementi 7A'dır. Q elementi 2A'dır. L elementi de 3A'dır. Birinci iyonlaşma enerjisi 7A büyüktür 2A'dan yani Q'dan. Q da büyüktür L'den. Burada küresel simetriden dolayı 2A 3A'dan büyüktür. İkinci ifade doğrudur. 3 Z artı 1 T eksi 1 ve R'den tanecik yarıçapı en küçük olana Z artıdır. Z elementi 1, 2, 3, 4, 4. periyot 1 A grubu atom numarası 19'dur. Elektron sayısı 18'dir. T eksi T elementi 1, 2, 3, 3. periyot 7 A'dır. Atom numarası 17'dir. Elektron sayısı 18 ve R elementi 1, 2, 3, 3. periyot 8 A grubu elementidir. Yani 2, 8, 8 atom numarası 18'dir. Elektron sayıları eşit ise hacimde proton sayısı küçük olanın çapı büyüktür. Proton sayısı küçük olan T eksi büyüktür R'den o da büyüktür Z artı şeklinde söyleyebiliriz. Ya da T'de birim elektron başına düşen çekim gücü daha azdır çünkü 17 proton 18 elektronu çekiyor. Z'de 19 proton 18 elektronu diğerlerine göre daha fazla çeker, büzülme daha fazla olur, çap daha küçük olur. Buna göre en küçük olan Z'dir, doğrudur. Doğru cevap 2 ve 3, D seçeneğidir. Brom 35 atomu ile ilgili yukarıdaki kuantum sayılarından hangileri mümkündür? N'si 4 L'si 1 ML'e eksi 1 L0 1, 2, 3 S, P D, F N'nin 4 olması demek 4. yörünge L'nin 1 olması demek P orbitali ML eksi 1 demek 4P'nin ML değeri eksi 1 0 1'dir. Dolayısıyla eksi 1 olabilir. Mümkündür. 2 N'si 3 L'si 2. L'nin 2 olması demek D orbitali 3D. 3D'de 1 2 3 4 5 tane orbital var. Eksi L ile artı L arasında değer alır. Eksi 1 0 artı 1 artı 2 artı 2 olabilir. 3 N2 L0 ML0 N'nin 2 olması demek ikinci yörünge L'nin 0 olması S'dir. S orbitalinin ML değeri de 0'dır. Doğrudur. 3'ü de mümkündür. Doğru cevap E seçeneği olur. Bir elementin nötr atomunun ilk 15 orbitali tam dolu, son 3 orbitali ise yarı doludur. Bu element ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bu element 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10. Buraya kadar 15 orbital vardır. 15'i tam dolu ve son 3 orbitali 3d'den sonra 4p geliyor son 3 orbitali yarı dolu. 1 2 3 yani 4p3'tür. Yani bu atom X atomu ise atom numarası 33'tür. A küresel simetrik özellik gösterir. Küresel simetrik son orbitalin tam dolu ya da yarı dolu olmasıdır. Yarı dolu olduğundan dolayı küresel simetriktir. Doğrudur. Değerlik orbitalleri 4s ve 4p'dir. Değerlik orbitali, değerlik elektronlarının bulunduğu, yani en son yörüngede bulunan elektronlardır. Yani değerlik elektronlarının bulunduğu orbitaller 4s ve 4p de değerlik orbitalidir. Ametaldir. metaldir. 3, 2 daha 5a grubu elementi A metaldir. Atom numarası 33'tür. Isı ve elektrik akımını iletir. A elektrik akımını iletmez. Grafit hariç. Doğru cevap E seçeneği olur. Baş grup A metalleri olan X, Y ve Z için aşağıdaki bilgiler veriliyor. Buna göre X, Y ve Z elementlerinin periyodik sistemdeki dizilişleri aşağıda verilenlerden hangisi olabilir? Şu şekilde kesiti çizersek y elementi burada x aynı periyotta olduğu için ya sağında ya da solunda olacaktır. Z ile değerlik elektron sayısı aynısı aynı grupta. Z, Y'nin ya üstünde ya da altındadır. Hidrojenli bileşiklerinin asitlik kuvvetleri arasında Z büyük, Y büyük, X'tir. Asitlik soldan sağa, yukarıdan aşağıya doğru artar. Hidrojenli bileşiklerinin. O halde Z kuvvetli ise aşağıda ve en sağda olacaktır. Yani şu ihtimal elenir. Yine X'in asitliği en zayıf olduğu için solda olmalıdır. Bu ihtimal de elenir. O halde şu şekilde dizilim olmalıdır. Doğru cevap B seçeneği olur. Periyodik sistemde yerleri belirtilen elementler ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A. Y bileşiklerinde yalnızca artı 2 yükseltgenme basamağına sahiptir. Y elementi çinkodur. Çinko bileşiklerinde yalnızca artı 2 değerini alır doğrudur. B. Bağ elektronlarına sahip çıkma gücü en fazla olanı T'dir. Bu elektronegatifliktir. Elektronegatiflik soldansa aşağıdan yukarı doğru artar. 7A'nın ilk elementinin elektronegatiflik değeri en fazladır. Doğrudur. C x artı 1 t eksi 1 ve q'nun iyonlaşma enerjileri aynıdır. Farklı grupta olup iyon ya da anyon katyon olanların iyonlaşma enerjileri aynı değildir. D z ile y'nin Z ile Y hem asitlerle hem de bazlarla tepkime verir. Burada Z alüminyumdur. Y de çinkodur. Bunlar amfoter metaldir. Amfoter metaller hem asit hem de bazlarla tepkime verir. Doğrudur. E. X'in su ile etkileşimi sonucu oluşan çözeltinin pH'sı 7'den büyüktür. X burada sodyum elementi aktif bir metaldir. Su ile tepkimeye girdiğinde baz oluşur. Sodyum hidroksit ve hidrojen gazı açığa çıkar. Ortam bazik olduğundan dolayı pH değeri 7'den büyüktür. Doğrudur. Doğru cevap C seçeneği olur. Azot, oksijen ve kükürt elementleri ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Azot 7 2 5 İkinci periyot 5A grubudur. Oksijen 8, 2, 6. İkinci periyot 6A grubudur. Kükürt 16, 2, 8, 6. Üçüncü periyot 6A grubudur. Azot ile oksijen aynı periyotta ikinci periyot ikinci periyot oksijen ile kükürt aynı grupta 6A grubu 6A grubu doğrudur. Elektron ilgisi en büyük olan kükürttür. Elektron ilgisi soldan sağa aşağıdan yukarıya doğru artar. Burada 6A grubun elektron ilgisi 5A göre fazladır. 5A grubunda da elektron 6A grubunda da elektron ilgisi oksijenin fazladır. B seçeneği yanlış olur. C atom hacmi en küçük olanı oksijendir. Hacimde ilk önce yörüngeye bakılır. Yörüngesi büyük olanın çapı hacmi büyüktür. Kükürt en büyüktür. Aynı yörüngede proton sayısı küçük olanın büyüktür. Dolayısıyla çapı hacmi en küçük olan oksijendir. Doğrudur. Birinci iyonlaşma enerjisi en fazla olanı azottur. 5A'nın iyonlaşma enerjisi 6A'dan daha büyüktür. Doğrudur. Elektron bulunduran katman enerji düzeyi sayısı en fazla olan kükürt'tür. Doğrudur. Kükürt'te 3 yörüngede elektron vardır. Azot ve oksijenlerde 2 yörüngede vardır. Doğru cevap B seçeneği olur. XY ve X2Y bileşiklerinden oluşan 0,5 mol'lük karışımın kütlesi 52,8 gramdır ve bileşiklerdeki atom sayıları birbirine eşittir. Karışımdaki y atomlarının toplam kütlesi 8 gram olduğuna göre x ve y'nin atom kütleleri kaçtır? x'e xy'ye a mol, x2y'ye de b mol diyelim. a artı b eşittir 0,5'miş. Aynı zamanda atom sayıları birbirine eşit. Burada 2 atom 2 çarpı a... Eşittir burada 2, 1 daha 3, 3 çarpı B atom vardır. O halde burada A eşittir 3B bölü 2'dir. A gördüğümüz yere 3B bölü 2 yazarız. Eşittir 0, 5, 2B, 5B bölü 2 eşittir 0, 5. 5'ler sadeleşti 0, 1. B buradan 0, 2. A da buradan 0, 3 mol gelir. Y'nin kütlesi 8 grammış. Birinci bileşikte X, Y'de mol sayısı A 0,3 çarpı M, Y artı ikincisinde B 0,2 çarpı M, A'sı M, Y eşittir. 8 grammış. Buradan 0,5 M, Y eşittir. 8 M, Y değeri buradan 16 gelir. Yani Y'nin molekül ağırlığı 16 ymış. Daha sonra bileşin toplam 52,8 gram kütlesi. O halde X'in kütlesini bilmiyoruz. X artı Y'nin 16 çarpı mol sayısı A değeri 0,3 artı. ikinci bileşikte 2X artı Y 16 çarpı mol sayısı 0,2 eşittir 52,8 gram x değeri de buradan 64 gelir. Y'nin atomallı 16, x'inki de 64'tür. Doğru cevap B seçeneği olur. Kapalı bir kapta X ve O2 ile başlatılan bir tepkimede mor sayılarının zamanla değişimi grafikteki gibidir. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? X ve o2 tepkimeye giriyor. Karbondioksit ve su oluşuyor. Başlangıçta xten 0,2 mol var. Oksijenden 1 mol var. Karbondioksit ve sudan yok. Son durum. X tükeniyor. Oksijenden 0,2 mol artıyor. Karbondioksit 0,6 H2O ise 0,8 moldur. Burada X'ten tamamı tepkimeye girmiş. Oksijenden 0,8 mol tepkimeye girmiş. Karbondioksitten 0,6 mol oluşmuş. H2O'dan da 0,8 mol oluşmuş tepkime giren ve oluşan maddeler kat sayılarıyla doğru orantılıdır. En küçük tam sayı yapıldığında 1, 4, 3, 4 olur. Yani x'in kat sayısı 1, oksijenin kat sayısı 4, karbondioksidin kat sayısı 3, H2O'nun kat sayısı 4. Ürünlerde 3 karbon varsa girenlerde 3 karbon olacak. Ürünlerde 8 hidrojen varsa girenlerde 8 hidrojen olacak. Ürünlerde 3 çarpı 2 6 4 daha 10 oksijen var. Girenlerde 4 çarpı 2 8 o halde 2 tane oksijen olmalı x'in yapısında. Buna göre tepkime tam verimle gerçekleşmiştir. Bir madde tükenirse tam verimdir doğrudur. Zamanla kaptaki molekül sayısı artmıştır. Kapta 1 4 daha 5 molekül vardır. Ürünlerde 4 3 daha 7 molekül 5'ten 7'ye çıkmış. Doğrudur, artmıştır. Tepkime denklemi 1x 4O2 3CO2 4H2O'dur. Doğrudur. X'in formülü C3H8'dir ifadesi yanlıştır. C3H8O2'dir. Kaba 0,05 mol X eklenirse tepkime artansız gerçekleşir. Burada 1 mol oksijen 0,2 mol X var başlangıçta. Oksijenden 0,8 mol tepkime girdi. X'den 0,2. O halde 0,2 mol X 0,8 mol oksijen ile tepkime girer ise 0,05 mol X kaç mol oksijen ile tepkime girer? Buradan 0,05 çarpı 0,8 bölü 0,2'den 0,2 mol oksijen gelir. Yani 0.05 mol X eklenirse 0.2 mol oksijen de oksijen tepkimeye girer. Tepkime artansız gerçekleşir. Doğru cevap D seçeneği olur. Aynı koşullarda 0,8 mol N2 ve 1,2 mol H2 gazlarının sabit basınçlı bir kapta denklemine göre tepkimesi sonucu kaptaki gaz hacmi yüzde yirmi azalıyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Kaptaki gaz hacminin yüzde yirmi azalması demek mol sayısının da yüzde yirmi azalması demektir. Başlangıçta 0,8 mol azot 1,2 mol da hidrojen var. Başlangıçta 0,8 artı 1,2'den 2 mol gaz var. %20 azalması demek son durumda %80 mol sayısı var demektir. %100'ü 2 mol ise %80'i kaç moldur? Buradan 1,6 moldur. Son durumda madde mol sayısı 1,6'ymış. Yani N2 3H2 2NH3 Başlangıçta 0,8 bundan var. 1,2 bundan var. Bundan eksi x girsin. Bundan eksi 3x girer. Bundan 2x oluşur. Son durumda 0,8 eksi x 1,2 eksi 3x artı 2x. Bunların toplamı 1,6 olacak. 0,8 eksi x artı 1,2 eksi 3x artı 2x eşittir. 1,6'dır. X değeri buradan 0,2 mol gelir. Yani azottan 0,2 mol tepkimeye girecek. Hidrojenden 0,6 mol tepkimeye girecektir. Bir sınırlıcı bileşen N2'dir. Sınırlıcı bileşen burada 3 kat sayısında 1,2 tepkime girerse 1 kat sayısında 0,4 tepkimeye girer. Hidrojen tükenir. Azottan 0,4 mol artar. Tükenen madde sınırlayıcı maddedir. Yani hidrojendir sınırlayıcı madde. Birinci ifade yanlıştır. 2 tepkime %50 verimle gerçekleşmiştir. Hidrojen %100 verimde 1,2 mol tepkimeye giriyor. Yüzde kaç verimde 0,6 girer. %100 verimde 1.2 mol tepkimeye girerse yüzde kaçta 0.6 mol tepkimeye girer? Buradan tepkime verimi %50'dir. Doğrudur. 3. Kaptaki gaz kütlesi 5 bölü 4 katına çıkmıştır. İlk durumdaki öz kütle M bölü V. ikinci durumda kütle değişmeyecek. Hacim ise mol sayısı ilk durumda 2. Son durumda 1,6'dır. 2 molde V hacim kaplarsa 1,6 molde kaç V kaplar? Buradan 1,6 çarpı V bölü 2. Bu da 4 V bölü 5'tir. Yani ikinci durumda hacim 4 V bölü 5. Bu da 5 bölü 4 M bölü V. Bu da 5 bölü 4 katına çıkmasıdır. Doğrudur. Doğru cevap 2 ve 3 D seçeneğidir.